Kahve yapayım mı? İstemem. Ama akşama yemeğe gelirim. Ev yemeğini bir özlemişim ki. Bekleriz, buyur. Geleceğim yenge. Ama lafımı unutma. Aynaya bak. Güzelliğini gör. Selamün aleyküm komşular. Virüs nedeniyle oturmamızı iptal edelim. Oğlan beni dışarıya salmıyor. Oturmanızı bırakalım. Herkese selamlar. Dışarı çıkamazsın, anladın mı? Yasak geldi, yasak. Hayır, ben dışarı çıkmak istiyorum. Beni dışarıya çıkar, şeker alacağım. Çıkar beni. Keyfine bak kız, zengin olduk artık. Pırlantalar takıp otomobillerden inmeyecek. Aman. Ya alacaklılarımız? Aman hepsi kıçımı yesin. Hele sen evlen. Evlen şıp diye öderim. Çok tatlısın Gamze. Hayat dolusun. Erkek olarak ilk sen söyledin bunu bana. Kalkalım mı? Daha çok erken değil mi? Birlikte yemek yedik diye düşünüyordum. Lafını bil Kamil Efendi. Evinden attın ama namusuma çamur atamazsın. Yavrumun babası var. Söyler misin kaç tane babası var? Bir tane. Tayfur. Alo. Sokağa bir kap yemek bıraktım. İtler gibi pişmansın ya. Gel onlarla sen de ye. Yaşadığınız o güzel hayatın, pahalı okulların parası nereden geliyor diye sordun mu hiç? Artık sorma güzel kız. Çünkü çok geç. 3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? Delirtmeden konuş. Zeynep görmüş sizin görüştüğünüzü. Sen benden bir şeyler saklıyorsun belli. Güney Bey. Ne Güney Bey lan? Ne Güney Bey? Tamam tamam, siz işinize bakın. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Gittim Allah'a çok şükür. Alnım açık, yüzüm ak. Çok şükür. Alnım açık, yüzüm ak. Çok şükür Zeynep teyze. Jandarmada da boyuna tuvalete gitmiş. Kolunu sarmış. Tabii tabii. Ne diyorsunuz ki geniş görelim? Onu diyorum. Deminden beri dikkatimi çekiyor. Kol yine kullanılmaz pozisyonda. Tamam da Nigar'la ben hastaneden... Ersin hastaneydi. Kim sardı kolunu? Ersin hastane eğitim araştırma hastanesinde doktor sardırdı. Ne dedi doktor? Ne çünkü olmuş? Çıtlakmış. Çarşamba günü çıtlamış dedi, böyle dedi, dinlensin dedi. Çarşamba günü saat 2'de de tekrar ortopedi bölümüne gideceğim. Çok güzelsin. Kaderim güzeller. Güzelim ama kaderim ortada kalmışım, sahip çok bana hayatım. Dedim evlendim, koca da bulamadım. Çok özür diliyorum. Yani sonunu söyleyemeyeceğim ama yani ayranın yok içmeye durumu. Şimdi senin masaj salonunda ne işin var? Yani çok özür diliyorum, şimdi bunu sormam lazım yani. Senin masaj salonunda ne işin var arkadaş? Ya rahatsızlığımla ilgili gidiyorum ben. Sen sınava girdin mi bu üniversiteye girmek için? Sınavsız mı girdin? Girdim, gerizekalı değilim ben. Peki gerizekalı değilse eksinin ne anlama geldiğini bilmiyorum dedi bana az önce. Bir hanımefendi daha telefon attığımız demiş. Buyurun hanımefendi. Antalya dayımın iş yerine geliyordu. Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Vallahi yalan söylüyor. Dur bir de diyecek mi, dinleyelim vallahi bakalım Zeynep Hanım. Vallahi yalan söylüyor, billah yalan söylüyor. Antalya'ya gitmedim diyor. İnsan bizim. Allah'tan korkar ya, bu kadar yalana gerek yok. Niye yalan söyleyeyim hanımefendi, sizdiniz yani. Ben Allah'ın dur. Hesabına çıkacaksın, yalan söyleme. Dilinden lal olacaksın. Ben bir konuş. Ya bir yalan söyleme ablam ya, Allah'tan korkun ya. Peygamberden hayal edin ya. Niye yalan söyleyeyim, siz tonunu değiştiriyordun, ağzını köpük köpük konuşuyordun. Allah sizi yalan söyleyenler var ya, dilinden asacak. Sevgili yapımcım, telefon hazır mı? Peki, alo. Kimsiniz kardeşim? Birsen Hanım'la mı görüşüyorum ben? Benim buyum. Peki, Birsen Hanım bir sakin olun. Benim ismim Yalçın Çakır. Yalçın Çakır mı? Evet, anneniz benim yanımda şu anda. Ne annesi? Birsen. Öz annen, öz. Birsen. KC'yi değiştirir misin sevgili Birsen. Arkadaşlar? Birsen. Efendim. Kızım ben Flash TV'deyim. Ne olursun dön geriye gel kızım. Yanlış numara kardeşim, yanlış kişiyi aradınız. Birsen değil mi bu? Birsen mi? Hangi Birsen? Soy ismi ne kardeşim? Hanımefendi bakın, sizin numaranızdan anneniz verdi numarayı. Bu benim numara size ait. Benim annem öleli biliyor musunuz? Hanımefendi. Benim annem öleli 14,
kardeşim. Ama bu bir senin sesine benzemiyor. Kafayı mı yediniz? Demeye geldik. Asil. Evet. Güllüyü. Evet. Buna. Evet ya. Ana. Ulan sizler pabucu bıçaları olursunuz da benim gül gibi kızımı bu ayıcı parçasına istersiniz ha? Kavga var. Allah'ım, mahallede kavga var. Bayılırım. Hemen geliyorum bir saniye. Bir simitle karnımızı doyurduğumuzu da biliriz. Çok paramız olduğunda en lüks mekana gidip yemek yediğimizi de biliriz. Şimdi her kız bir olmuyor. Her insanın kalbi bir olmuyor. O yüzden param olduğunda da yanımda, olmadığında da yanımda. Çabuk kalk. Kocam geldi. Çabuk. Ne kocası lan, sen boşanmadın mı? Yeni barıştık, anlatacaktım sana. Hadi kalk çabuk. Allah'ım yarabbim, beni nasıl bir sınava tabi tuttun ya. 3 dakika 27 saniyedir evli başlı kadına tekme tokat daldım ben ya.